Tamam abi. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda akvaryum berraklığı. Akvaryum berraklığı nasıl yapılır, nasıl elde edilir onu anlatacağız. Arkadaşlar pipomuzda özellikle tek filtre kullanıyorsanız onun temizliğinden bahsedeceğim size. Şu anda akvaryumumuz berrak ama pipomuz çok kirli. O kirliliği elde eden hava gücüyle, bu hava gücüyle gözle gözükmeyen pislikleri kendisine barındırıyor ve o bakteri kültürünü oluşturuyor. Onun temizliğini en ince detayına göre anlatacağım. Bakteri kültürünü öldürmeden nasıl akvaryumumuzu tekrar sağlıklı halde bakterilerine, suyuna nasıl ilave ederiz onu anlatacağım. Akvaryum suyundaki berraklık çok önemli. O berraklık olmazsa bakteri kültürü olmaz arkadaşlar. Sağlıklı balık olmaz. Önemli olan bakteri kültürü. İçerisinde iki tane pipo kullanıyorsanız eğer bakteri çalışması nasıl yapılır? İleriki videomuzda onu anlatacağım. Ama bir pipo kullanıyorsanız iç filtre, o iç filtrenin bakımında en önemli detayları dinleyip yorumlara altına yazarsanız çok sevinirim. Akvaryum elimde de bir ağrı var. Tek kişi yapamayacağım. Bir arkadaş çağıracağım. Ben temizliğini yapayım. Arkadaş da videomuzu çeksin. Hüseyin Bey. Önemli olan arkadaşlar şöyle bir kovamız olması lazım. Akvaryumun içinden su alıyoruz. Bu şekilde tutuyorsun bana. Akvaryumun içerisinde suyumuzu buraya aldık. Pipomuzu takıyoruz yavaş yavaş. İçerisindeki pisliği bozmadan. Bu şekilde. Pipomuzun aparatlarını temizlememiz de gerek yok. Temizleyecek bir yerde. Yaklaşalım. Şöyle arkadaşlar. Net gözüküyor pislikler. Suya bakalım. Suya bakalım. Akvaryum pis. Kovadaki suya. Kendi suyla, çeşme suyla değil, akvaryumun içerisinde aldığımız kendi suyundan elimizden ne geliyorsa sıkın. Bu suyun ne kadar kötü olduğunu göreceksiniz ama bu su kötü değil. Bizim balıklar için çok faydalı bir su. Bakteri kültürü oluşmuş, döngüyü oluşturmuş bir su. Birinci aşamaya geçtik. İkinci aşamamızda bunu tekrar koyuyoruz buraya. Burada bekliyoruz. İkinci kovamızı aldık arkadaşlar. İkinci kovamızı da biraz su dolduruyoruz. Akvaryum kendi suyuyla. Tekrardan elimizde olan pipoyu suya koyuyoruz. Tekrardan sıkıyoruz. Çeşme suyu kesinlikle kullanılmıyor. Suyumuzun berrak kalmasını istiyorsanız. Suyumuzu komple sıktık. Tekrardan aparatını yerleştiriyoruz. Şu anda
bakteri kültürünü öldürmeden akvaryuma tekrardan ilave edeceğiz. Evet. İki kovamızda da pis su var. İki aşamadan geçirdik. Ve akvaryum pipomuzu tertemiz yaptık. Bakteri kültürünü öldürmeden tekrar ilave ederek akvaryuma verdik. Balıklarımız sağlıklı. Burasının da temizliğe ihtiyacı var ama biraz daha bekleyelim. Kristal köpek balığı, silver dolar balığımız, iki çeşit var burada. Tarafta Tropois Ikola var. Burada kedi balığımız var. Pardon arkadaşlar, kedi balığı dedim, bıçak balığımız var. Kedi balığı demişken burada kedi balıklarımız. Burada astronotlarımız var. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi eksik etmeyin. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. Balık ve kuş dünyası bildiğini öğretmeye, bilmediğini öğrenmeye geldi buraya. Hiçbir zaman büyüklük yapmadık. Her zaman büyüklerimize saygımızı esirgemedik. Bir kusurumuz ve bir eksiğimiz olduğu sürece bize iletmeniz yeterlidir. Çok teşekkürler. Sonsuz teşekkürler.